Teşekkür ederim. Şunu dolaba koyuver lütfen. Buyurun efendim. Bugünkü kuruyu hazırlayın, biraz sonra isteyeceğim. Bilirsin, disiplin hususunda çok titizimdir. Öylesindir. İnsanın işinde başarıya ulaşması, iş yerindeki ciddiyetle mümkündür. Prensibimiz nizam, intizam ve sıkıntıya azamdır. Tamam. Rica ederim, ciddi ol Haşmet. Böyle sulluklardan hoşlanmam. Yo, bu kadarı fazla. Her zaman söylüyorum, işte yarı yarıya ortak olmamız senin çok sevdiğin şu ciddiyetine ortak olmamı icap ettirmez. Evet ama bizle çalışanların ciddi olmalarını iste. Onların ciddi olmalarını kendilerinden istememi de iste. Fakat benim cenaze malzemesi satan mağaza vitrininden farksız bir surat takılmamı isteme. Peki, peki. Bunları söylemekten maksadım, ben İzmir'deyken daktilo kızlara yüz verip onları şımartmaman içindir. Ben mi daktilo kızları şımartacağım? Yok ben. Son seyahatimden döndüğümde şahit olduğum manzarayı unutmadım. Hem de şurada. Ne olmuş yani? Çalışıyordum. Ya o yeşil gözlü daktilo? İyi bir sekreterin vazifesi patronuna yardım etmektir. Gecenin saat ikisinde değil mi? Hmm, niye olmasın? Fazla mesai diye bir şey vardır. Boşuna konuşuyorsun dostum, Sevim'in ne kadar kıskanç olduğu malum. Daktilo kızları şımartmak bir yana, bakışlarım onlara değmesin diye atlar gibi gözlerimin yan tarafına siperlik takacağım neredeyse. Nişanın akıllı kız tabii. Ha. Senin ne mal olduğunu biliyor. Sen hiç merak etme, zat haliniz İzmir'deyken burada işler tıkırında asayiş berkeval olacak. Çok memnun olurum buna, tabii müthiş şaşırırım da. Alo, Algün Ticaret Taahhüt Ortaklığı. Oo, sen misin Sevim? Nasılsın Caniko? İyiyim. Ama hayatım, sen nasıl şüphe edersin benden? Tabii, tabii sevgilim. Sen olmayınca hayat çok tatsız geliyor bana. Hadi hadi, bırak o ağızları. Ne dolaplar çevirdiğini bilmiyor muyum sanki? Ama günahıma giriyorsun bir tanem. Sevsinler, günahına giriyormuşum. O çarpık, balık suratlı kıza nasıl baygın baygın baktığını gözlerimle gördüm. Ha, aklıma gelmişken söyleyeyim. Bir daha benim yanımda Nimet'le konuşurken dikkatli ol. Sesin titremesin öyle. Canım, neden sesim titresin? Hem Nimet senin en iyi arkadaşın değil mi? Arkadaşımsa arkadaşım, orası bana kalmış bir şey. Bana masal okumaya kalkma, yutturamazsın. İşte o kadar. Ne haber? İşler nasıl? Hı?
Bir şey mi dedin? Evet. Asayiş Berkemal mi diye sordum. Evet, sana selam var. İyi yolculuklar diliyorum. Teşekkür ederim. Ayfer Hanım. Ayfer Hanım, bugünkü mektupları lütfen. Peki efendim. İmzalanacak mektupları ver. Suat Bey'i bilmiyormuş gibi süsleniyorsun. Geçenlerde Meral'in yanağına kalemin kırmızısı sürülmüştü, alnık sürülmüştü, işinden çıkardı, unuttun mu? Unutmadım ama benim adım Meral değil Ayfer. Anladın mı cicim? Evet, buyurun. Nedir o? Düzce'deki şantiye şefinden telgraf efendim. Teşekkür ederim. İnsan böyle bir kıza bakmayıp da neye bakacak? İnanır mısın, bazen niçin dört tane, altı tane, hatta daha fazla gözüm yok diye üzülüyorum. Senin bu dediğin olacak şey değil ama, benim daha akıllı bir ortağım olabilirdi. Ne olacak bu işin sonu? Bilmem, telgrafı okumadım ki bu iş dediğin nedir haberim olsun. Benim söylediğim telgraftaki iş değil, şu Ayfer Hanım'ın hali. Ayfer'in halinde ne varmış? Ne mi var? Vücuduna yapışmış gibi daracık etek giyiyor. Ayağında bir karış yüksekliğinde iskarpin, dudağında yangın kırmızısı boya. Sonra da halinde ne varmış diyorsun? Ya aşk olsun vallahi. Kilot pantolon ve çizmeyle gelse daha mı güzel görünür sence? Yanımda çalıştırdığım kızların güzelliği beni ilgilendirmez. Öteki kızlar nasıl giyiniyorlarsa Ayfer Hanım da öyle giyinebilir. Bunu yaparsa yazık olur doğrusu. Koca şirkette bakılmaya değer tek kimse o. Ne desem boş. Benim sözlerim sana işlemiyor anlaşılan. Tek ümidim Sevim'de. Belki onunla evlenirsen değişir, benim gibi evine bağlı, prensipleri olan, ağır başlı, dar kafalı, can sıkıcı bir adam olmam merak etme. Hadi, hayır. Alo? Sana söylemedim. Benim karıcığım. Nasılsın, ne var ne yok diye bir sorayım dedim. Modelleri mi karıştırıyorsun? Yeni bir masraf kapısı daha çıktı desene. aman perdeleri kapatmayı unutma. Farkına varmazsın, şöyle rahat oturursun, yahut da ayağa filan kalkarsın. Biliyorsun, karşıya o bekar herifler taşınmış, şş yapma! Hayır, sana söylemedim, yapma dedim canım! Canım, bekarlar taşınmış diyorum. Farkında olmazsın, vücudunun haritasını çıkarırlar sonra. Sen merak etme Canikom, hiç kendimi teşhir eder miyim? Perdeler sıkı sıkı kapalı. Dışarıda gündüz mü gece mi onun bile farkında değilim. Yarın seyahate çıkacağımı unutma Fatoş'cum. Yol çantamı hazırlayıver. Akşama görüşürüz. Şu dünyanın haline bakın efendim. Ahlak diye, utanmak, sıkılmak diye bir şey kalmadı. Kadınlara güvenmek bir mesele artık. İnsan şöyle bir arkasını dönmeye görsün. Yani nasıl söyleyeyim, korkunç bir şey vallahi. İnsan ne yapacağını, ne söyleyeceğini şaşırıyor. Ben ailede ciddiyet, işte ciddiyet, her yerde ciddiyet taraftarıyım. Ailede saadet, işte muvaffakiyet ancak bu şekilde mümkün olabilir. Gürültüden kafam şişti. Hoş gör onların bu halini! Arada azmasalar bıkkınlık gelir. En iyi iş alma tekniği, çalışma randımanını yükseltme yolu budur. Gazetelerde okumadın mı? Daha fazla yumurtlasınlar diye tavuk çiftliklerinde bile caz müziği çalıyorlarmış. Suat iyi insan, dürüst erkek ama disiplin merakı, taassubu, nizam, intizam düşkünlüğü memur kızlarımıza dünyayı dar ediyor. Bari onun yokluğunda rahatlasınlar. Bu halimizi görse bizi kör testereyle keser. Sevim de aynı şeyi yapardı, hiç merak etme. Kendisi için deli divane olduğum halde en ufak şeyden olmayacak meseleden hır çıkarıyor. Alo? Algun Ticaret ve Taahhüt Ortaklığı? Haşmet Bey mi? Bir dakika. Evet efendim. Ha, bekliyoruz beyefendi. Boğaz'da mı? Bilmem ki, yani şey... peki, tabii. Bir mukabele beyefendi. Hürmetler ederim efendim. İthalat ortaklığı kuracaktık Ankaralı bir firmayla. Buraya geleceklerdi ama kılıç balığı yemek istiyorlarmış, balık çorbası severlermiş. Boğaz'da Çırağan Gazinosu'nda buluşalım diyorlar. Suat da iş anlaşmalarını hep orada yapardı zaten. Ben geç kalmayayım, eve uğrayıp elbise değişeyim. Allah'a ısmarladık! Güle güle!
şunları kaldırıverin lütfen. Alo? Evet, burası. Haşmet Bey çıktılar efendim. Bu akşamki toplantı için. Ne dosyası dediniz efendim? Aa, anladım, hay hay. Bu dosyaların Çırağan gazinosuna götürülmesi lazım. Memur hanımların hepsi gitti efendim. Saat daha beş olmadı ki. Haşmet Bey'e gidince memur hanımlar da kendilerinden pay düstediler efendim. O halde ben götüreyim bari. Hayrola, ne oldu? Hemen arkamdan telefon ettiler, bu dosya da lazımmış. Hanımların hepsi sen çıkar çıkmaz pay düstetmişler, iş başa düştü tabii. Otursana! Büyük firma sahipleri böyledir işte, insanı kukla gibi oynatırlar, boyun eğmek lazım. Sizi telefondan istiyorlar. Gene akıllarına ne gelmiştir kim bilir. Habibitis, amoretis, habibitis, amoretis, habibi ya selam. Ya selam. Habibitis, amoretis, habibitis, amoretis, habibi ya selam. Ya selam, ya selam, ya selam, selam ya habibi Ne oldu? Dedim ya, böyle büyük firmalarla iş yapmak zor. Gelmekten vaz mı geçtiler yoksa? Yabancı bir ticaret ateşesi yemeğe davet etmiş, onun için gelemiyorlar. Aa, kılıçla balık çorbasına yazık oldu desene. Niye yazık olsun? Bir kere kalkıp geldik. Kemal afiyetle biz yeriz. Nasıl olur ya Suat? Sende Suat varsa, bende de Sevim var. Hı. Hem Sevim'in yanında Suat melek kalır. Şirketin parasını havaya savuracak değiliz ya. Karşılıklı balık çorbası içmemiz suç değil tabii, ama gene de... Suat İzmir'de nasıl olsa, Sevim de Erenköy'de annesinin yanında. Herhalde bizi radarla görecek değiller. Hem vicdanımız rahat olduktan sonra, bu kadar korkmak... Enayinin dik alası. Esir miyiz yani? İnsanın bu derece şüpheci olması kötü şey. Sen Suat'ı seviyorsun, ben Sevim'e deli gibi aşığım. Daha ne isterler anlamıyorum la! Şişt! Buyurun beyim. Şu bizim kılıç balığı gelsin artık. Bir şişede beyaz şarap içeriz herhalde ha? Madem ki bir kaçamak yapıyoruz, tam olsun bari. Tamam öyleyse, bir şişede beyaz kavaklı dere getirin size. Mahsustun hani... affedersiniz, yemekte yalnızsınız. Evet. Yani ya hanımefendilerin bas basa, başka kimse yok. Yok. Mahsustun ee? Amma da tuhaf adam be! Şimdi birer kadeh konyakla kahve de içtik mi, bu küçük ziyafeti noktalamış oluruz. Doğrusunu istersen, şurama bir şey takılıp kaldı. Kılçık olacak. Zannetmem, bana sorarsan Suat korkusu. Vicdanımız rahat ya, ona bak sen! Balık çorbasını ha yalnız içmişsin, ha benden! Bunda endişeye kapılacak ne var? Kaçıncı asırda yaşıyoruz yani? Hadiseler bizi mecbur etti, beraberce balık yedik, cinayet işlemedik ki! Sen gel de bunu Suat'a anlat! Sanki Sevim anlar mı? Onunkine kıskançlık demek de hafif kalır. Düpedüz delilik! Ne yapalım yani, insan balık yedikten sonra kiminle yediği için değil, olsa olsa bayat mıydı diye korkar. Zavallı kocacığım, bu hususta öyle emindir ki benden, gözüyle görse inanmaz. Evet, dünyanın en güvenilir kadınıyla evliyim. Gözüm arkada değil. İçimde kırıntı halinde bile olsa, en ufak bir şüphenin, acabanın huzursuzluğu yok. Ama gene de acele etmek zorundayız. Çünkü... İşin selameti, diğer şirketlerden daha çabuk harekete geçmemizi gerektiriyor. Malum ya, sürat asrındayız, öyle değil mi? Doğru, doğru. Şerefe! Şerefe! Şerefe efendim, şerefe! İyi geceler! Size de! Fatoş'cum, işlerim çabuk bitti, perşembeye uçakla dönüyorum, sevgiler, Suat! Anneme gitmemden faydalanarak gece yarılarına kadar nerelerde kimlerle sürtüyorsun, sabık nişanlın Sevim? Yuf ya, o şansa bak be! Gel de meram anlat şimdi! Thank you.
Şimdi doğru notere gideriz. Noter yerinden kaçmaz birader, açlıktan ayaklarım dolaşıyor. Önce senin şu meşhur çırağında balık yiyelim. Ha? Doğru, noter her yerde vardır ama böyle balık yalnız çırağın gazinosunda vardır. Çırağına yavrum. Hoş geldiniz efendim. Suat beyler geldi, hangi masaya oturtayım? Suat beyler dedi. Evet. Ben meskul olurum. Buyurunuz Suat bey. Ne o Miço, yüzün bir tuhaf, hasta mısın yoksa? Çok şükür bir şey yok, sıhhatteyim. Yoksa bende mi bir acayiplik var? Bilmem efendim. Emriniz... bir dakika, müsaade ederseniz ben bir telefon edeyim. Siz ne emrediyorsunuz? Kılıç. Kılıç. Tamam. Sen misin Caniko? Telgrafta kaç uçağıyla geleceğini yazmamışsın. Karşılamaya gelemedim tabii. Seni öyle özledim ki bilemezsin Suat'cığım. Akşamı iple çekeceğim. Ben de Fatoş'cığım, ben de. Perdeler kapalı mı, perdeler? Perdeler değil mi? Aa tabii, sıkı sıkıya kapalı sevgilim. Hani bir kitap getirmiştin, onu elektrik ışığında okuyorum vallahi. Evet, evet. Ahlak temelleri nasıl sağlamlaştırılır isimli kitabı. Hatırladın değil mi? Sana hayranım karıcığım. Bir gün namusun heykelini dikmeye kalkarlarsa, ona model olabileceğini düşündükçe her an Tanrı'ya dua ediyorum. Akşama sevgilim. Ben de canım. Ne var senin Miço? Çok üzüntü var Suat bey. Niye üzüntün olsun? Bana bak da için açılsın. Neşe insana kuvvet, çalışma hızı, yaşama sevgisi verir. Üzüntüyü bırak, yaşamaya bak. Mükemmel bir kitaptır. Bir daha gelişimde getiririm sana, o kitabı mutlaka okumalısın. Ha şunu da unutma. Neşenin kökü, temeli kuvvetli bir aile yuvasında beslenir. Seni üzen bir kadın dalgası olmasın. Bu bir kadın dalgası değil. Yoksa bir anlaşmazlık, kürk manto filan davası mı? Bu bir namus davası. Mesele önemli. Demek başka bir erkek var işin içinde. Maalesef öyle efendim. Vah vah, cidden çok üzüldüm. İnsan parasızlığa, açlığa, çıplaklığa, kalp, karın, baş, diş, kalp ağrılarına katlanabilir ama namus davası başka şeydir. Ciğerinin tam ortasından vurur insanı. Çok doğru ya. Söylediniz beyim. Fakat soğukkanlı olmalısın Miço. Ama birdenbire görünce dayanamadım, aklım başımdan havalanmış canım beyim. Ama sakın bir şey yapmaya falan kalkma. Çünkü bir kadın için elini kana bulamaya değmez doğrusu. Ne? Mahkemeye git. Mahkeme? Mahkemede neden gidecekmişim? Benim karısı namuslu beyefendi. Öyleyse ne diye boş laflar edip duruyorsun? Ama beyefendi Miço? Sizin karınız... Anlamadım. Ne olmuş karıma? Dün akşam buraya yabancı bir erkekle gelerek bas basa oturup yemiş içmişler. Sen rüya görmüşsün Miço. Ben karınızda çok iyi tanırım Suat bey. Yanındaki de söyle gözlerimi sirmiş gibin. Karımı benden daha iyi tanıyamazsın sen. O dünyaya gelmiş geçmiş, hatta gelecek kadınların en sağlam ahlaklısı, namusça en peki birinci olanıdır. Sen bir göz doktoruna git Miço. Siz de karınız dün gece burada hangi erkekle gelmiş onu sorun lütfen. Benim Erenköy'de olmamı fırsat bil, sokak sokak sürt elin şırfıntılarıyla. Vallahi sokakta değildim. Evde mi değildin? Hayatım, biz evlenip mesut bir yuva kuracağız. Yuva itimat üzerine kurulur. Bir yuvanın harcı, kumu, çimentosu karşılıklı güvendir. Benim endişem de bu zaten. Senin çimenton bozuk, harcın sulu, kumun da kaygan. Bir sinemaya gitmekle bütün inşaat malzemesi ıskartlı mı çıkacak yani? İnan bir tanem akşam sinemadaydım. Yemin et bakayım, yemin et. Elim böyle olsun ki işte. Daha esaslı yemin et. Böyle, daha, böyle olayım işte. Daha ağır bir yemin istiyorum, böyle, hadi. Böyle, böyle daha, olayım. Daha beter. İşte böyle modern tablolara benzeyeyim ki sinemadaydım. Yalnız sözüme inan, yoksa bu gidişle bir daha çözülemeyeceğim. Daha beter tövbe, ol. Tövbe, daha. Tövbe, tövbe. Dün akşam neredeydin ve kiminle yemek yedin? Bir yere gitmedim, evdeydim. Yemeği de yalnız başıma yedim. Öyle mi? İnanayım mı bu sözüne? Elbette. Şimdiye kadar hiç yalan söyledin mi? Ama bu sefer söylüyorsun, yalancı. Hani ben dünyanın en güvenilir kadınıydım? Ne kadar güvenilir olursan ol, netice itibariyle bir kadınsın.
Kadın deniz gibidir, yelkeni boş bırakmaya gelmez. Her an fırtına patlak verebilir diyor La Rochefoucauld. O da kim? Hem nereden tanıyormuş beni? Fransa'nın en büyük düşünürlerinden biri. Söylediği atasözlerinin üzerine bir söz söyleyen daha çıkmamıştır. Demek elin Fransızının palavrasına kulak asıyor, biricik hayat arkadaşına inanmıyorsun. Peki ya garson? Hangi garson? Seni o erkekle gören bizim Micho. Micho da o Fransız gibi palavracının biri olacak. İyi vallahi, garsonlar bile sözüne inanılır kimse de ben yalancıyım, öyle mi? Peki ya kitap bahsindeki yalanın? Telefonda ahlak temelleri nasıl sağlamlaştırılır okudum dedin. Az önce de Kadın ve Ahlak adlı eseri okuduğunu söyledin. Bunlardan bir tanesi yalan. Suat, sevgilim, insan şaşırabilir. Dürüst insan şaşırmaz. Hele benim karım. Ben ki Ahlakı Koruma, Yayma ve Yükseltme Derneği başkanıyım. Ben ki bin yılanı bir yalana tercih ederim. Gözüm senden başka erkek görür mü sanıyorsun, inan bana. Yalanını yakalamamış olsaydım inanırdım. Yorgunsun, uyu, sinirlerin düzelsin, öyle konuşalım bu bahsi, hadi yat sevgilim. Yatacağım, yatacağım ama seninle değil. Bu mesele aydınlanıncaya kadar seninle aynı yastığa baş koymam. Hayır! Bak, bak! Yarın olsun hakikat gün ışığında daha çabuk meydana çıkar. Suat! Eğer söylediklerimin arasında bir zerrecik yalan varsa, tavan başıma insin! Cehennemin en kızgın köşesinde yanayım! Aha, yandım! Anne, yandım! Dur ya, ne oluyorsun? İçeride açladın, yetmiyor mu yani? Ya hakikati söyle, ya nişan yüzüğünü ver! Dur! Canım, bir tane sevgilim benim, nişan yüzüğümü kaybettiğini biliyorsun! Yaklaşma bana! Sözlerime inanmıyorsun, dudaklarıma inan! Bak ne diyorlar! Onlar da yalancı! Ya bu? Hepsi! Ya bu? Hepsi! Ya bu? Hepsi yalancı! İnan bana sevim, hayatta senden başka kadın yok gözümde! Dün akşam sinemadaydım! Sinema anlat sen onu! Sinemada olmasam bile bir arkadaşla dünyanın en dürüst erkeği olarak kuzu kuzu oturuyordum! Arkadaş dediğin kadın tabii! Pek kadın sayılmaz! Sayılmaz ne demek? İnsanlar cinsiyet olarak ikiye ayrılırlar, ya erkek olur ya kadın! Söyle bakalım, dün akşam şu yanındaki hangi cinslerdi? Erkek de erkek! Ah, dün akşam yanında olanı bir bilsem. Eğer kadınsa kadın olduğuna pişman edeceğim onu. Anladın mı? Anladım. Anladım tabii. Anlamaz mıyım? Suat. Şşt, Suat. Suat. İnsan işinde de evinde de rahat uyuyamaz mı be? Korkuttun beni, seni öyle yatar görünce acaba şey mi oldu dedim kendi kendime. Ne var korkacak, sen hiç uyuyan adam görmedin mi? Gördüm ama sen iş yerinde uyuyasın olacak şey değil. Sen de benim gibi banyo küvetinde sabahlasaydın görürdün gününü. Geceyi daha iyi geçirdiğimi sanıyorsan yanılıyorsun. Sevim Hanım, Yüksek Kıskançlık Mahkemesi'nin bir sürü sualini cevaplandırdım. Gözüme uykunun kırıntısı girmedi. Senin kıskanılmaktan girmedi, ama benim kıskanmaktan. Kıskanmak çok daha feci. Fatoş gibi kadın kıskanılır mı ya, o ayıptır. Bana ihanet etmiş. Yalan, olmaz öyle şey. Eğer olduysa bunu kan temizler. Namus lekesinin en birinci ilacı kandır. Dur bakalım. Hani sen soğukkanlıydın, kıskançlık yüzünden işlenen cinayetlere budalalık derdin. Derdim ama o başkalarının karıları içindi. Benimki salak herifin biriyle çırağın gazinosuna gitmiş. Çırağın gazinosuna mı? Evet, gazinonun şef garsonu söyledi. Belki bir arkadaşı falandır. Hayır, olamaz! Olamaz! Bir kadınla bir erkek arkadaş olamaz! Olamaz! Ateşle barut yan yana... Haklısın, olamaz! Asla olamaz, olamaz! O salağı bulup öldüreceğim! Değer mi canım? Hem eski bir dostum, hem de iş ortağım olarak sen de bana yardım edeceksin. Ben? Ama şey... Benim namusum, senin namusun demektir. Benim karım... Benim karım demektir. Yani senin karın, senin karın demektir ama... Namusu benden sorumlu. Gerekirse gazinoya beraber gittiği adamı ben öldürürüm. O salağı... Adamın salak olduğunu nereden çıkardın? Kim olduğunu bilmiyorsun ki salaklığını bilesin. Ben salak dersem salaktır o. Peki peki, salak olduğu besbelli. Salak olmasa böyle bir şey yapar mıydı zaten? Aferin. Arkadaş dediğin senin gibi olur işte. Arkadaşlık buna denir. Neye denir? Canım söyledin ya işte, bu adamı öldürmene. Buna düpedüz intihar denir. Anlamadım, ne dedin? O kadar üzüldüm ki ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Alo?
Çırağın gazinosu mu? Ay, şef garson miço istiyorum. Miço. Gözü ısırıyormuş adam, arkadaşınız falan da olabilir diyor. Akşama eve çağırıp bütün albümleri önüne yığacağım. Resmi varsa tabii ki olacak. Nereden biliyorsun? Yani olabilir demek istedim. Aa, işte o zaman hapı yuttu demektir. Ne oldu? Silah sesine hiç tahammülüm yoktur da. Alo? Sen misin Miço? Senden bir ricam var. Elbette. Evet. Bir ara olabilir. O ile paydosu münasip efendim. Doğru evinizde? Hay efendim. Fotoğrafında bir kere göreceğim, hemen tanırım. Siz hiç meraklanmayın. Adresiniz de? Bir dakika yazayım efendim. Evet. Suat! Uza! Bu mesele aydınlanıp hakikat gün ışığına çıkıncaya kadar uzak dur benden. Ortada bir mesele yok ki. Yeter! Sana son defa soruyorum. Evvelki akşam o gazinoda yemek yediğin o eşek kafalı sevgilin kimdi? Boşuna telaş ediyorsun Suat. Biliyorsun senden başka sevgilim yok. Belki evvelce seviyordun ama madem ki gazinoya... Şimdi de seviyorum. Yalan! Daima da seveceğim. Hem biriyle beraber yemek yemiş olsan bile bu seni sevmemişti... Bak! İtiraf ettin! İtiraf mı etti? Yo! Yedim demedim, yemiş olsam diye konuştum. Sus! Oho! İkisi arasında büyük fark var. Gramer kitaplarına bak istersen. Ben burada gramer dersi yapmıyorum. Bir hakikati meydana çıkartmaya çalışıyorum. Hah, işte Miço geldi. Hadi sen içeri gir. Buyur bakalım Miço. Albümler hazır. Güzel, buyurun. Resmi tanırsan 100 lira. Peki, ya tanımazsan? Sadece yol parası. Başlıyorum. Hadi, başlayalım. İlk sayfada da senin resmin. Aman ne şeref, ne şeref. Nasıl söylesem Maniye, söyle bir bakıyorum da hiç benzerlik yok. Yok, tabii olmaz canım. Kendisi en sevdiğim ve en güvendiğim bir arkadaşımdır. Bu değil efendim. Bu da değil. Bu da değil. Canım bunun resimlerini geç bir kere, arkadaşım dedik ya. Arkadaşınız ha? Arkadaşınız? bu değil. Ya ne bakıyorsun öyle? Hiç, baktım işte. Gözüm kendisinde biraz ısırıyor gibi oldu. Sen arkadaşımın resmine boş ver. Peki. Hanımın yanında gördüğün o sersem herifi gözün ısırsın, anladın mı? O sersem. Ne, peki. Heyecandan boğazım kurudu, dilim damağıma yapıştı. Ben bir kadeh içki hazırlayayım şuradan. Bu sigara versene, ne olur. Olur. Tamam. Tamam, işte buldum. Ha? İşte bu sersem. Ne gelip bakmıyorsunuz? Tamam, bu adam da gözümü ısırıyor. Bakıver, kimmiş bu? Sen bak, bu şeref sana ait. Kan şimdiden başıma çıktı. Benim de ayaklarıma indi. Benim heyecanımı aynen duyduğun için çok teşekkür ederim. Ne senin heyecanın yahu? Ben kendi hesabıma heyecanlanıyorum. Dur, yapma! Kendisini bulana kadar rahatlamak için ilk kurşunun resmine sıkacağım. Bu işte! Hurşit bu. Mi? Bizim Hurşit mi? Zavallı. Bu alçağı zavallı mı diyorsun? Evet, ha? Öldüğü için. Yani öleceği için demek istiyorsun. Koy şunu cebine! Çok vefalı çocukmuş bizim Hurşit. Seni katil olmaktan kurtarmak için 6 ay önce kendiliğinden vefat etti. Yani karım sizin gazinoya bir hortlakla mı geldi? Hayır. Dikkatli bak! Yok, ohi canım, gözümü ısırıyor ama belki başkası olabilir. Yani ne tip bir adamdı bu? Atipisi diyorsunuz. Biraz tarif et bakayım. Anlatayım. Böyle uzun diyeceğim ama böyle toparlak uzun şey o değil. Değil. Hani kısa diyeceğim, uzun boylu o da değil. O da değil. Ne? Ma nasıl anlatayım, böyle toparlakça kısa boylu bir şey fakat o da pek değil. Nasıl var ki çok çapkın karata.
çapkın. Çapkın, hani ya, yakışıklılığında da söz yok denedir. Yakışıklı, başka başka. Başka, Nasin Süleymani, salak herifin biri. Bu da lan. Neden salak oluyormuş? Niçin? Çünkü her lafta sakır sakır gülüyormuş. Pekala Miço, pekala. Bu iş burada biter. Belki de bu albümlerde resmi olmayanlardan biridir. Ama Ay'a gitse kurtulamayacak elimden o eşek kafalı. Gerekirse bir hususi polis afiyesi tutup bulduracağım onu. Ma bravo, ha. Bravo! Çok güzel bulmuş i̇şte öyle değil eşek kafalı. Tam yerinde bulmuş öyle mi? Bu işi fazla büyüttün. Bu dava bir garsonun manasız şüphesi yüzünden ömrüm banyo küvetinde yatmakla mı geçecek? Hayır, o salak, o eşek kafalı, o aşağılık... Yeter, o... yeter! Ne o? Namusuma leke süren bir heriften bu şekilde bahsetmem hoşuna gitmiyor mu yani? Yok, mesele o değil. Ağzını ve terbiyeni bozmanı istemem. Neyse, o sana şuramı ya. Hı? O herifi bulana kadar İstanbul'dan uzaklaşacağım. Ya karın? O burada kalacak. Mevcut olmayan bir adamı nasıl bulacaksın? Hususi polis afiyesi tuttum. Ya şimdi, şu gazete ilanını oku hele. Bak. Hususi polis afiyeliği ilminde inkılap. İpnotizma, manyetizma, psikoloji, antropoloji, fizikoşimik, envai çeşit fal ve her boyda pertafsız yardımıyla en gizli hadisatı bulup çıkaran... Oku, oku! Ve memleketi coğrafyamızın mümbit topraklarında yetişen ilk hususi sivil polis hafiyesi Şami, namı diğer pertafsız hafiye Sami Kül Yutmaz, faaliyeti geçtiğini sayın halkımıza bildirir. Adres, Tophane Kaldırım Beyanesi. Bu kan damlalarını adım adım takip ederek seni nihayet yakaladım. Hesap ver bakalım. Karşında memleketin ilk hususi polis afiyesi, meşhur namı diğer pertafsız afiye Sami Kül Yutmaz var. En çözülmez davaları psikolojik, antropolojik ve fizikoşimik metotlarımla lehçede çözerim. Kısa kes de aydın havası olsun, derdin neyse onu söyle. Fındıklı hanını arıyorum. Kör müsün be adam, şu elindeki büyültecin birkaç numara daha kuvvetlisini kullanmalısın Ahbap. Kocanı görmüyor musun, dürbünle dolaş bari. Bakalım. Senin afiye deli be! Bütün dahiler tam veya çeyrek deli olurlar. Benim bütün ümidim, güvenim bu afiyede. Bendeniz, Sami, öteki adıyla pertafsız hafiye. Tetkiklerimin sonucunu daha bildireyim. Buyurun, sizi dinliyoruz üstad. Katip! Buyurun! Yazı! Hazırım abi! Burası bir işhane olup, meskul bir işhanının ikinci katında bir odadayız. Evet. Bu odada, 30 ila 40 yaş arasında, her ikisi de çok sigara içen, saygıdeğer iki iş adamı bulunmaktadır. Yakından tetkikar! Evet, besbelli, kör kör gözün parmağına, bir ihanet-i cinsiyaneye maruz kalmış bir bedbaht olduğunuz aşikar. Ben mi? İtiraz, mazeret, mütalaa beyan etmeyin. Evet. Yaz! Bir ihanet elimle burun burunayız. Her namuslu erkeğin başına gelebilir böyle bir şey. Daha tahkikata bile lüzum görmeden, karınızın sizi sırılsıklan bir ahmakla aldattığına iddiaya girebilirim. Güzel diyorsun ama... Benim karım yok, bir. Karım olmadığı için onun tarafından aldatılmam da söz konusu olamaz. İki, sonra... Anladım! Demek ileride evleneceğiniz kadının size ihanet edip etmeyeceğini öğrenmek istiyorsunuz. Bunu pertafsızla değil, falla halledebiliriz. Evli olan, karısı tarafından aldatıldığını sanan, üstelik sizi buraya çağıran biri var ki... ...onun işini fala bakmadan da çözebilirsiniz, ne ne? Siz mi? Evet, ben. Ya. Demek talihsiz koca sizsiniz, öyle mi? Evet, maalesef öyle. Önce künyeniz, sonra karınızın künyesi, ikametgah kağıdı, iyi hal kağıdı, aşı kağıdı, kopya kağıdı, ambalaj kağıdı. Her ikinizin de 6 adet fotoğraflarınız, 16 kurucu pül... Demek evi terk ediyorsun? Evet! Yani bana itimadın yok mu? Hayır, yok! Hakikat anlaşılıncaya kadar gelmeyeceksin, öyle mi? Evet, gelmeyeceğim! Bir hiç içi yuvamızı yıkacak kadar düşüncesiz, hatta vicdansız olduğunu bilmez. Nasıl? Bütün bu hadise senin için bir hiç oluyor, öyle mi? Kuzum, gene başlamayalım. Hani sen insanlık, ahlak, vazife, mesuliyet, kadınlara yardım hususunda nutuklar çekerdin? Unuttun mu onları? Çekerdim tabii.
Peki senin nazarında ben bir insan, yardıma muhtaç bir kadın değil miyim? Çocuksuz bir kadın, yardıma fazla muhtaç bir kadın değil. Güzelsin, gençsin, yeni bir izdivaç yapabilirsin. Madem ki çocuğumuz yok, ikimiz de bir sayılırız. Bağımsız kimseleriz. Beni bu kadar az sevdiğini bilmiyorum. Dokunma bana! Hayatta sevgiden de önce gelen şey ahlaktır, güven hissidir, namustur, dürüstlüktür. Halbuki sen yalancısın. Son gece olsun, ayrı kalmayalım. Yalancı bir kadınla yatmaktansa hamam böceklerinin yakınlığına katlanırım daha iyi. Bakma beni bıraktığına. Suat dünyanın en iyi kocasıydı. Darılma ama bağlılığınız biraz da pamuk ipliğindenmiş. Çocuğumuz yoktu da ondan. Bilsem 10 çocuk birden doğururdum. Bir yavrumuz olsaydı, sahiden bir suçum olsa bile bırakmazdı beni. Çocuk? Şu halde meseleyi bir de bu ihtimal açısından inceleyelim. Gene ne cevahirler yumurtlayacaksın Allah bilir. Madem bu işin aksiyan tarafı bir parçanın, bir vidanın eksikliği, onu taktık mı mesele düzelecek demektir. Ne vidası? Yani çocuk. Çocuk mu? Fatma bir çocuk sahibi olursa mesele de kendiliğinden kapanır. Deli misin sen? Çocuk dediğin piyangodan çıkmaz. Durup dururken nasıl çocuk sahibi olacak? Hep beraber bir çaresine bakarız. Bir şeyler düşünürüz. Ay ya sen çıldırdın ya da ben sağırım. Benim bildiğim çocuk düşünerek değil, başka bir takım yollardan gelir ki bu da sana düşmez. Bırakın şimdi bunu, bari siz kavga etmeyin. Sen de ağlama kardeşim. Ateş olmayan yerde duman çıkmaz derler. Gitmişsin ki gazinoya. Gittim gitmesine. Kiminle gittiğimi bir bilsen. Hem bilmesek de olur, bize ne canım? Bilirsek daha iyi, belki de. Kızın hususiyetine girmeye ne hakkımız var, ayıptır. Gittiği erkek belki de kıskanılmaya değmez. Değmez tabii. Değmesine değer belki ama bize ne canım? Yani belki de aptalın biri. Affetmişsin sen onu. Efendim? Yok bir şey. Şu anda davamız çocuk davası. Suat'ın huysuzluğu, gazinodaki Bay X'in mevcudiyeti değil, kucağına alacağı bir çocuğun yokluğu. Bu yokluk ayarlanırsa mesele kalmaz. Bir evlat edinse? Suat istemez öyle şey. Sen sahiden hamile kalana kadar muvakkat zaman için işimize yarayacak yeni doğmuş bir çocuk buluruz. Bulmak olur tabii. Mektuplarında çocuğum olacak diye çıtlatır, bir müddet sonra da kandilli bir telgraf çekersin. Ne telgrafı? Çocuğumuz oldu, çabuk gel diye. Çılgınlığına çılgındır ama bazen öyle nefis fikirler bulur ki. Bütün dahiler ya tam yahut çeyrek delidirler, bunu unutma sevgilim. Bütün polis hafiyeleri biraz deli olmalıdır. Abiye aptal deriz ama zihni makine gibi çalışıyor. Desene tımarhanede konaklayanların tümü en ekşi arasından hafiye. Şimdi soruyorum size, akıllı, uslu adam hiç suç işler mi? İşlemez. Meçhul bir suçun failini ortaya çıkarmak için onu işleyenle aynı dalgadan kafa çalıştırmak lazım. Ha, dalga dedin de aklıma geldi. Kurcala senin şu makineyi, transistör. Peki, şimdi. Ana, twist! 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 Sen bilmiyor musun benim twist alerjim olduğunu? Bozuldu be abi, kapayamadım, ne yapayım? Ben bir meseleyi en olmayacak bir ucundan ele alırım. Şimdi gelelim namus meselesine. Onun neresinden tutacaksın acaba? Ortada aldatılmış bir koca, güzel bir kadın, bir de meçhul sevgili var. Ama bir ipucu yok. İşte biz bu ipucunu bulacağız. Madem ki kimseden şüphe edilmiyor, demek şüphelenecek tek şahıs kendisinden hiç şüphe edilmeyen kişidir. Biraz karışık ama seni kıracak değilim ya, herhalde haklısındır. Aldatılan kocanın en yakını kim? Orta. O halde mesele basit. İşte ben de araştırma ve soruşturmalarımı bu şüphe edilmeyen en şüpheli şahıs üzerine teksif edeceğim. İşe önce Haşmet isimli bu ortağın çapkın olup olmadığını kontrol etmekle başlayalım. Hadi iş başına. Öyle bir fren yaptı ki sorma, herif fren yapmadı, çivilendi sanki. Demek kadın milletine zaafı var. Güzel, yaz bakalım. Hazırım abi. Çapkın. Rüyamı gördük be.
Eğer arabayı sürerken geri bakarsa, çapkının katlerlisi olduğundan şüphe yok. Hareket etti. Bacak dışarı. Üf, herifin gözleri arkada kaldı. Tamamdır, yaz. Çapkın, katmerli çapkın. Hepsi olmadı değil mi? Al, bak bu da sağlam. Bu da sağlam. Namuslu adam kalmadı demektir. Bir de itibarlı iş adamı olacak. Namusun piyasadan çekildiği yerde biz hafiyelere ekmeklik iş çıkar. Yaz bakalım. Hazırım abi. Pek muhterem Suat Bey. Pek muhterem Suat Bey. Sizi aldatan ortağınızdır. Olmaz! Stop! Buyurun. O en son söylenecek şey. Tavuk yolunmadan tencereye atılır mı? İlmi hafiyelikte müşteriye tüyü yolunup ütüsü yapılmadan hakikat arz edilmez. Bu mektup bizim burada uyumadığımızı gösteren ve onu orada uyutan bir mektup olacak. Yaz! Suatçım, bilmem eskisi gibi canikom dememi ister misin? Suatçım, tatlım, ciddi erkeğim. Esmer güzelim benim. Sana bu mektubu belki kızgınlığının geçmesini bekledikten sonra yazmam lazımdı. Belki de en mühim yerini okumadan buruşturup kağıt sepetine atarsın. Ama beni acele ettiren sebebi bilsen... Hiçbir sebep beni ilgilendirmez Fatma Hanım. Evet sevgilim. İkimizi de ilgilendiren bir sebep. Anladın tabii. Daha şimdiden beni yorgan döşek etti. Benim karnımı şimdiden tekmeliyor. Onu daha kız mı oğlan mı olacağını bilmeden seviyorum. Herhalde sana benzer tıpkı. Şu anda seni kundaklanmış, ağzı emzikli bir bebek gibi görüyorum. Bebek gibi görüyormuş. Bebek. Bebek mi? Aman ya Rabbim. Demek baba oluyorum. Baba oluyorum. Evladım Suat, artık seni ve sülaleni ebediyete intikal ettirecek olan ve adının nesillerden nesillere olimpiyat meşalesi gibi taşınmasını sağlayacak evlat hazır. Ama bir yalansa bu. Evet, yalansa bizim Üstad Hafiye hemen yazmalı, bu meseleyi tahkik etsin. Çok sayın, çok milli ve aynı zamanda son derece milletler arası Üstad Hafiye Sami Beyefendi Hazretlerine... Zat-ı âlinizden gıyabımda namusuma leke süren o eşek kafalı aşağının bayası Don Juan müsbettesini bulmanız vazifesine ek olarak yeni bir şey daha öğrenmenizi rica ediyorum. Karımın bir çocuğu olacak mı? Yani hali hazırda karımın karnını tekmeleyen yavru beni temsilen meşhur çekiyor. Tabii bu işin ayrı bir ücreti. İşte en mühim yeri burası. Ayrı ücret! Şimdi müşterimizin arzusu iki oldu. Bir, karısının dalga geçtiği biri var mı? Varsa kimdir? İki, halen karnında bir çocuk mevcut mu? Yani biri dahili, öteki harici olmak üzere iki araştırma ister. Abi... Pertavsız elde oraya buraya burnunu sokup zampara aramak iyi ama çocuğu nasıl anlayacaksın? İşinin ehli zeki bir polis hafiyesi için zor iş yoktur. Bendeniz Sudan Sami, tıp aleminin medar-ı iftiharı Doktor Azam Sami diye tanınırım. Meslektaşlarım Kemal Leblebi. Yürek ciğer böbrek mütehassısı Hasan Çelebi. Sizleri tanıdığıma memnun oldum ama burada öyle seyyar hastane halinde zahmet edip gelmenizi icap ettirecek hasta falan yok. Biz de aynı fikirdeyiz hanımefendi. O halde ne arıyorsunuz? Çocuk! Ne? Bizim çocuğumuz yok ki. Olacak çocuklar da bizi ilgilendirir. Anlayamadım. Doğum kontrol ekibindeniz hanımefendi. Doğmuş, doğacak ve doğmak üzere olan çocuklar için bir istatistik hazırlıyoruz. Size ne doğmuş, ne doğacak, ne de doğmak üzere çocuğumuz yok dedim. Siz hala... Bu bir memleket vazifesidir, lütfen vazifemize müdahale etmeyin. Biz kontrol ekibiyiz. Kontrol! Biletler! Ben kontrol falan istemiyorum. İstatistik meselesi çok mühimdir. Tabii, istatistik. İstatistik! Ne istatistiği canım, anlamıyorum. Yaz bakalım. Hazırım.
Yapma. Elindedir şişesi, içindedir neşesi. Ben seni pek çok sevdim, ciğerimin köşesi. Don, kara bakır, don, don. Kolbuna kadar don, don. Çocuğu filan yok ama bunu ilk ağızda bildirirsek müşterinin cömertçe çıkardığı cüzdanı hiç faydalanmadan cebine itmek olur bu. Biz mektubumuzu çocuğunuzun izi üzerinde titizlikle adım adım ilerliyoruz. Sağlam ipuçları bulduk da yazacağız. Sen dahisin be abi. Hususi polis hafiyeliği ince meslektir. Yalnız pertafsızla değil tenekeyle de çalışmak lazım. Yaz. Hazır abi. Yarınki mesai programı. İlk işimiz Suat Bey'e bir mektup. Haşmet Bey'e de bir kazık. Nişanlısıyla arasını açacağız. Hepsi aynı apartmanda oturuyorlar. Haşmet'in nişanlısına bir bit atar da ikisini kapıştırırsak... Haşmet Suat'ın karısına döner, sonra bir cürmü meşhut, iş tamam. Helal be abi. Peki abi, Haşmet'in nişanlısına nasıl bit atacaksın? Dostum, arkadaşım müteveffa, çekilir bana abi derdi. Azizim Sami, iyi polis hafiyesi demek, iyi artist olmak demektir. İyi bir artist de nasıl bit atar, seyredin siz. Lan neredeymiş o ince bağırsaklarını söküp... ...kunduralarıma bağ yaptığımının ciğerlerini köpek zehirler diye... ...takım halinde belediyeye bağışladığımının insan müsveddesi. Sakin ol evladım, burada böyle tarif eylediğin gibi biri yok. Nasıl yok be teyze hanım valide? Demem. Nerede? Haşmet olacak o çapkın mahlukat! Bu apartmanda ikametlik etmiyor mu? Evet, burada oturuyor. Burada oturuyor diye gürültü yapmanız mı gerek? Ne olmuş be kardeşlik? Muştasız, yumruksuz, piştovsuz bir gürültü yaptıysak o da kibarlığımızdandır. Ben çok kibar bir delikanlıyım ablalar. Kanımızda asalet-i kürevat olmasa bu apartmanın temeline dinamit yağla edip uçurtmam lazım gelirdi. Peki ama niye? O Haşmet denen koca kulaklı zampara hülasası nikahlı karıma resmen ve bilhusus yazılmış. Anlarsın işte. Yani açıkçası anlarsın asılmış Çin işi, Japon işi dalgası. Çin işi mi? Kafanı işlet de beni edebimi piyasos ettirecek kelama mecburiyetlendirme. Yani Haşmet'le karınız? Tamam işte o biçim. Hem humuş olup dümeni. Şurada bana bir cephe verecek ki, tıbbiyenin morg fakiri gibi ifadesini ne biçim alıyorum mu seyretsin dünyayı? Vay alçak! Alçak az kelime be! Halisinden tahtelars it olursun! Bir elime geçse! Hele benim elime geçse! Seni elime geçirince, saçını başını yolup kel tava çevireceğime... Yapma! Saçımı yoluyorsun, saçımı yoluyorsun sevgilim, rica ederim yapma! Kıs yırtarım ağzını sevgilim diye o Çin işindeki ortağına söyle, anladın mı sen onu? Çin işi mi? Hangi ortak? Ay! Kırılsın, kırılsın inşallah da bütün dünya bacağım. Kutusu! Kafa değil, kütük ay, ve sap kutusu! Elim çolak kaldı, çolak kaldı! Kırk yerinden kopsa da yürüyeme, sürüm! İmdat!
Tamam abi. Vaziyeti coğrafyası nasıl? Çarpık. Bakalım. İşler tıkırında. Bu yürüyen ceset be! Vay canına! Ne kadınlar var yahu! Her şey bu uğursuz masada başladı. Dünyanın en masum kadını ile en dürüst, en mert erkeği karşılıklı arkadaşça bir kılıç balığı yediler. Sahici kılıç yemişten beter oldular. Şeytan diyor ki, şu Suat ahmağına ceza olsun diye iftira ettikleri şeyi hakikaten yap. Ama vicdanımız? Ya, o kör olasıca vicdanımız yok mu? Sus kocamı hala seviyorum. Ben de o kıskançlıktan gözleri kararmış çılgın nişanlımı. Tam 1,5 aydır konuşmuyoruz. Ya Suat, İzmir'e gideli 7 ay olacak neredeyse. Ağlama, fena oluyorum. Ben de ağlayacağım. Elimde mi? Her mektubunda çocuğu soruyor. Yok doğum yakın, yok iyi bakıyor musun çocuğa? Olmayan bir çocuk. Yarın 10 ay olacak, 20 ay olacak, gene ortada çocuk yok. Eğlenmeye geldik. Unutalım o alçakları. Unutalım. Dans edelim mi? Edelim. Şu anda kollarımdaki erkek Suat olsaydı... Senin yerine de sevim olamaz mıydı yani? Bizi neden haksız kıskançlıklarla kırıyorlar? Bir dakikanızı rica ediyorum. Saygıdeğer misafirlerimiz, sizlere bu akşam aramızda misafir bulunan bir yıldızı takdim etmekle şeref duyarız. Brezilya dans kralı Don Samico Los Serengilaros. Malzeme tamam. İnce fikir diye buna derler işte. Mesele çözüldü. Ama bize göre. Yoksa çabuk çözülen bir mesele müşterinin gözünde 5 para etmez. Kadınlar gibi desene, zorlaştıkça kıymeti artar. Bir koca, karısının ihanetini araştırsa bile... ...onu memnun edecek ve kesenin ağzını açmasına sebep olacak haber... ...karısının %100 dürüstlüğü hakkında olanıdır. Yes! Suat bey... Fenni usuller, pertapsız aramaları, psikolojik sondajlar ve parmak izi çalışmalarına rağmen... ...pek kıymetli karınız, Fatma hanımefendinin size karşı seksüel bir suç işlediğine dair... ...birkaç milimetrelik bir ipucu dahi bulunamamıştır. Bununla beraber incelemelerimiz gayet fedakarane ve göz yaşartıcı bir gayretkeşlik numunesi halinde devam etmektedir. Yalnız masraf fonundan bir miktar daha para göndermeniz... ...icabı menfaatiniz olarak kesb-i lüzum eylemekte. Sayın Suat bey... Sana her gün tatlı dilli mektuplar yazan, küçücük yavrunu karnında taşıyan kadından şüphelenmeye utanmıyor musun? Ey dünya, aç kollarını! Belki yarın, belki bugün, belki bu gece!
kollarının arasına yepyeni bir değer düşecek. Onu, o küçücük yavrumu hürmetle selamlamaya hazır ol. Sizi barıştırdım. Sıra bana geldi. Senin işin tamam. Nasıl? Doğuracaksın. Ne zaman? Hesapça vakit tamam. Öyleyse vakit kaybetmeyelim. Çünkü konu komşuyu kandırmak için sokakta yastıkla dolaşmaktan bıktım artık. Madem öyle, hadi doğma. Ben bir telgraf kalemi alayım ki PTT tarihinde de edebiyatında da eşi bulunmasın. Çabuk kalem kağıt. Telgraf deyip de geçmeyin. Victor Hugo sefilleri yazar. Abdülhakamit Makber'i döktürür, hiçbir şey olmaz. Abin bir telgraf kalemi alır, yıkılmakta olan bir aile yuvası kurtulur ya. Olmuyor, ilham gelmiyor. Geç sen yaz, geç. Peki, ben yazayım. Bu sabah, bu sabah... güneş... sisli ufukları... çilek pembesi... bir ışıktan makasla yırtarken... bu sabah güneş sisli ufukları çilek pembesi bir ışıktan makasıyla yırtarken... İstanbul'un göklerinden... fezaya doğru latif bir bebek sesi yükseldi. Bu ses senin oğlunun sesiydi. Neymiş? Benim oğlumun sesiymiş. Güzel. Bu ses senin oğlunun sesiydi Suat. Ve daha hayata ilk adım attığı gün... devlet operası idarecilerinin hücumuna uğradı. Duydun mu? Daha şimdiden operadan istiyorlar. Ben hemen hareket ediyorum. Sen bavullarımı adresime gönderirsin. Ben de parayı sana oradan gönderirim. Oğlum beni görmek için kim bilir ne kadar sabırsızlanıyordur. Hadi baş baş baş. Hoşçakalın! Her şey hazır. İş bir çocukla bir kocaya kaldı. Gelmeyecek mi acaba? Benim bildiğim Suat'sa kanatlanıp gelmesi lazımdı. Telgraf çekeli 3 gün oldu. Başına bir şey gelmiş olmasın? Sevincinden çıldırmıştır belki. Bu ayak. O da diz kapağı. Bu da sağ bilek. Bu da sol bilek. Sol. İsabet buyurdunuz beyefendi. Odama girip de beni yakaladıklarında akıllıydım. Ama bu çekişle vurmaya devam ederseniz... deli mi akıllı mı olduğumu anlamanıza lüzum kalmaz... zır deli olup çıkarım ben buradan. Sakin olun beyefendi. Sakin olun. Sakin olmasaydım, sizden başlayarak 3 gündür şurada gırtlaklamadığım kimse kalmazdı. Doktor, ben deli falan değilim. Tabii değilsiniz. Değilim. Ya gülmeyin doktor, sahiden deli değilim. Yalnız bir çocuğum oldu, mesele bu. Olur. Bir hasta, yani bir tanıdığımız vardı Ahmet isminde... O da sık sık çocuk doğurduğunu söylerdi. Doktor, canım doktor, cicim doktor, beni iyi dinleyin lütfen. Çocuğum oldu dedim, çocuk doğurdum demedim. Burada doğurdum diyen çok erkek gördük biz. Sevinç ve dalgınlıktan sadece pantolonunu giymeyi unutmuş bir kimse için... bu kadar titizlik fazla değil mi yani? Vazifemiz beyefendi. Ya vazifenizi çabuk yapın, ya ben sakin kendime olun, düşen vazifeyi olun, yapıp kaçacağım buradan. Sakin olun, sakin olun beyefendi. Alo? Aa, sen misin Suat? Akşam uçağından mı geliyorsun? Evet. Tabii, tabii bekliyor seni. Ben de bekliyorum tabii. Akşama canım. Eyvah nişanlım! Baksana ruj lekesi falan var mı? Yok yok. Telefonda da görecek değil ya! Aa, ne yamandır o, neyi nereden göreceği hiç belli olmaz! Alo sevgilim, ben de seni düşünüyordum!
Aa, sen misin Fatoş? Ben de senim sandım. Yok canım, bu akşam geliyor mu? Eyvah, çocuğu daha ayarlayamadık. Efendim? Bir de süt nine mi? Peki başka? Olur, derhal geliyorum. Peki peki, geliyorum, geliyorum. Bugün çok karışık işlerim var, ne yapacağım bilmem. Öpeyim öyleyse kuvvet verir. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Bu kadar kuvvet yeter herhalde, ha? Galiba yanlış reçeteden verdin, dizlerimin bağı çözüldü. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Yanlış geldim galiba. Burası şey mi yoksa? Biz şeyiz. Anlaşıldı canım, şunu doğru dürüst söylesenize. Süt nineyiz. Ha, şu mesele. İş bulma kurumuna telefon etmiştim. Bu ne sürat böyle? Maşallah, maşallah. Vuu, sütaneler de yerinde. Benim sütümün vitamini fazla. Buyurun raporu. Ya. Güzel be. Benim sütümü içen pehlivan olur çıkar. Öyle mi güzelim? Ben de güreşe çalışmak istiyordum zaten. Haşmet! Geliyorum sevgilim. Siz gidin, ben iş bulma kurumuna telefon ederim. Gördün kadınları, lodos balığı gibi gevşedin tabii. Benim süt nineli çağım çoktan geçti nonoşum. Şeylerini muayene ediyordum. Nelerini? Süt nine olacak, kadınların nasırına bakılmaz ya. Şeylerini işte, şeylerini, şeylerini. Bırakın kavgayı şimdi. O iş aksadığına göre ne yap, ne yap? Akşama kadar bir oğlan çocuğu bul. Cahil olma kızım. Bir çocuk yapmak için en azından 8-9 ay ister. Hadi bilemedin 7 ay. O çocuktan da pek hayır gelmez ya. Zevzeklenme hemen. Suat gelip de çocuğu görmezse bana gene yalancı diyecek. Huriye kadına uğra önce. Belki kocasını ikna etmiştir. O olmasa başka yerden ara. Köşedeki bakkala da sorayım mı? Belki yeni gelmiş bir parti çocuk vardır. Ah Suat, ah! Ortağım mısın, başımın belası mısın, nesin? Sallanma, çabuk tut elini. Sen de geceliğini giyin. Beşiğe de kurdele bağla. Tam sırasıydı ya. A tabi. Kırkı çıkana kadar kurdele bağlamak adettir. Sen burada mısın hala? Sabahtan beri açım, ağzıma bir lokma girmedi. Aa, ne manda yüreklisin! Biz burada kan ağlarken sen mideni düşünüyorsun. Peki, peki! Midem çarpsın sizi! Unutma, Suat gelince hasta görüneceksin. Nazlanıp halsiz düşmüş numaraları yapacaksın, tamam mı? Gel benimle. Sakın gürültü etmeyin, çocuk uyuyor içeride! Aha, buyurun! Hayrola? Çocuğu almaya geldim. Yarın alacaktınız ya! Haklısınız ama bizim akrabanın kocası bu akşam geliyor. Aa, çocuğun ailesiyle daha bir anlaşmaya varmadım. Anlaşınca adresinize getiririm. Çocuğu alalım da anlaşma yarına kalsın. Olur mu öyle şey? Uzatma be abla! Parasıyla değil mi? Aa, sayıyla kendine gel bakalım! Paran kadar konuşursun! Ne sandın? Paranla tepemize kâşhane mi kurduracağız? Ablacığım, onu demek istemedim! yani vaktimiz dar da! Bana göre hava hoş ama anası... Onunla bir daha konuşsak, işi uzak yerde mi? Yo, yakında! Çağırayım bari! Dur bakayım! Aa, sendin galiba o yaramaz, değil mi? Bakalım aslan! Sesini çıkarma, sus! Suat geldi! Eyvah! Ne yapacağız şimdi? Çocuk! Sus! Velveleye verme! Sen gir şu yatağa! Hadi çabuk! Çabuk! Uyur numarası yap! Sakın heyecanlanma! Her şeyi bozarsın!
Dediklerimi unutma. Fatoş, nonoşlar, babanız geldi. Aa, bu ne kılık böyle? Sorma sorma, bizimkiler nasıl? Aa, iyiler ama yavaş ol. Neden? Uyuyorlar. Allah'ım, hayatımın en mesut anını yaşıyorum. Sıhhati nasıl, iyi mi? Ay, çok şükür iyi. Ya mini mini oğlum? O aslanlar aslanı. Geleceğin büyük opera yıldızı oğlum nasıl? Ay, mükemmel. Çok iyi seçmişsiniz. Tam oğluma layık bir karyola hazırlamışsınız. Dur bakayım, göreyim şunun paşa yüzünü. Kim var orada? Ah, Fatoş! Suat sen misin? Oh, heyecandan kalbim duracak. Gözlerime inanamıyorum. Beni öpmeyecek misin? Demek beni çok özledin. Hem de ne kadar çok. Ah, dur! Ne var? Oğlum yatağında kımıldadı galiba. Ah, Suat'cığım, seni öyle göreceğim geldi. Ama üstü açılmasın, üşür. Bu kıyafetin ne Suat? Ah, anlatırım sonra, hele şu kahramanı bir göreyim de. Dur! Ama asıl sen dur şekerim. Benim kral oğlum. O ne? Karyola boş. Oğlum, oğlum nerede? Oğlum? Oğlun sokağa çıktı. Sokağa mı çıktı? Yalnız başına sokağa çıkması için biraz erken değil mi? Yalnız değil, Haşmet'le beraber. Hava almaya gitti. 4 günlük çocuk, günün bu saatinde hava almaya sokağa çıkar mı ya? Yani, usul böyleymiş, doktoru tavsiye etti. Hem görsen, 4 günlük çocuk der misin bakalım? Senin çocuğuna yok. Daha hamileyken gezmeye çıkarmadın mı? Başlarda hemen karnımı tekmelemeye. Koçum benim. Kızınca da öyle kuvvetli tekme atıyor ki. Kuvvetli ha? Ha ne demesin? Sanki ayakkabıları varmış gibi gelir bana. Belki de futbolcu olur. Aa, olur, olur, olur. Bakarsın, milli takıma santrfor yaparlar. Tabii, senin oğlum bu. Ne çocuk ha? Müthiş, görülmemiş bir şey. Böylesi görülmez de. Ben de öyleymişim. Doğarken ebenin parmağını ısırmışım. Peki, Haşmet'le niye çıktı da süt nineyle çıkmadı? Süt nine yarın gelecek. Bir tane vardı, sütlü döndü, memeleri şişti. Sonra da oynattı. Vah zavallı vah. Bari bir an önce dönseler de görsem şu oğlumu. Şimdiye kadar aklıma gelmemişti. Nedir o aklına gelmeye? Haşmet'le çıktı dediniz. Oğlanı şimdiden kendisine benzetecek. Darılma ama Haşmet'in havailiği, her cahiliği malum. İyidir, hoştur, kendisini canım kadar severim ama ciddi değil Haşmet. Böyle ağırbaşlı olamıyor. Evet. Yazık olacak oğluma. Hep yani. Oğlum, oğlum, oğlum. Onu sana hediye eden anneyi bir kere öpmek yok mu? Va, 1000 kere öpeyim şekerim. Ay! Ne oldu? Battı. Vah. Oğlunu da bu sakalla öpmesin herhalde. Derisi öyle yumuşak ki. Doğru. Böyle bir çocuğun karşısına bu kılıkla çıkmak ayıp. Babasından utanacak delikanlı. Evet. Ben gideyim bir giyineyim. Bir de tıraş olayım ha? Hadi hadi hadi. Ah bari tıraş olana kadar dönse Haşmet. Hınzır, gittiği yerde yapışır kalır. Hele yakınlarda bir de kadın varsa. Hah, dinle. Ayak sesi. Haşmet olmalı. Olanları bir bilseniz, anlatayım da şaşın. Al şu çocuğu. Tut. Açlık da başıma vurdu hani. Çocuklara bakan kadın, elim aşağılının biri. Kapı çalınıyor, git bak. Maksadı fazla para koparmak tabii. Ama bir fırsat yarattım, yürüttüm çocuğu. Aman Allah'ım! Ya polise haber verirse? Boş ver, bu akşamlık işimizi görelim. O salak kara ayılana kadar Üsküdar'da sabah yandık olur. Yandık! Ayıkla pirincin taşını, Huriye kadın gelmiş, çocuğu çaldınız, polise vereceğim diyor. Ah. Anlaşıldı. Beni aç bırakmak, şu pilici ağız tadıyla yedirmemek için herkes işbirliği etmiş. Seni boynu altında kalıp da soğan gibi tepesi taklak toprak altına gömülesi çocuk hırsızı dur, seni! Dur, nefes al ablacığım! O bir kere olur! Sen bir nefes alışı dalgınlık sırasında elin yavrucağını çal! Çalmak değil! Değil de ne ya? Ödünç aldım. Ödünç almış! Seni perşembe pazarı düzenbazı seni! Ödünç para alınır, giyecek alınır, komşudan çay, kahve, şeker alınır ama çocuk da ödünç olur mu? Ha, bakalım polis ne diyecek bu hikayeyi? Bir şey demez. Niye demiyormuş? Çünkü polisin haberi olmayacak da ondan. Ben haber vereyim de gör! Bak, oluyor mu, olmuyor mu? Aramızda anlaşırız canım. Ha, öyle ama yok. Hele hele! Hem bu işin sevabını düşünsene bir kere. Senin gibi anlayışlı, iyi yürekli, insaniyetli bir kadın...
Böyle tatlı bir yüzle kötü kalpli olmanın imkanı yok. Tatlım, dünyalar güzeli. Hı? Tatlılar tatlısı, şekerparem, balım, kaymaklı kadayıfım benim. Dur ayol, içim bulandı. Şeker hastasıyım zaten. Bir tanecik uğur yavlam. Sen bana şu güzel kalbine uygun asil bir jest, bir büyüklük yap. Bir saatçik izin ver. O zamana kadar çocuğu getirmezsem polise değil, idam sefasına senden tıpış tıpış gelirim. Hoş oradan! Ben cellat mıyım ayol? Hurilerin hurisi huriyem. Sen iyilerin sultanı, meleklerin bu dünyadaki baş mümessilisin. Peki, beni gene ağız kalabalığına boğdun ama neyse, çapkın! Güle güle kraliçelerin Kasımpaşa nüshası. Güle güle, güle güle yolun açık olsun. Güle güle! Gidişin olsun da gelişin olmasın. Ben bu işin içinden öyle kolay sıyrılacağımızı zannetmiyorum. Koca karıyı atlatmak için harcadığım kelimeleri bir genç kıza söyleseydim... Ne adam be! Sırtın teneşire değecek, aklından kızlar eksik olmayacak gene. Ne çatıyorsun yani? Kıskançlığın sırası mı şimdi? Oğlum, paşam, sultanım! Sesinin ahengine kurban olsun baba! Dur canım, çocuğun üstüne öyle usturayla gelinir mi? Haklısın! Bıcım bıcım yavrum yavrum! Bak ben senin babanım, baban! Nasıl da tanıdı beni, şu zekaya bak! Çenesi de çok çukur! Bu biraz daha kalsıymış, tıpkı benim gibi bıyıklı doğacakmış! Bıcım bıcım bıcım! Adı ne bunun? Haşmet! Efendim! Haşmet! Efendim! Evet, Haşmet! Efendim! Canım, hepiniz bir olmuş, ne diye ismimi geveliyorsunuz? Çocuğun adını Haşmet koyduk, unuttun mu? Haklısın, Haşmet, Haşmet! Tanışız ya! Haşmet ya! Sarıl bana! Böyle bir çocuk babası olduğum için sarıl bana! Sarılayım! Ben şu tıraşımı bitireyim de öyle geleyim! Bitir! Şaşkınlığın az daha ele verecekti bizi! Size göre hava hoş, başımda ateş yanıyor benim! Bir saat içinde bir çocuk bulup Huriye kadına şunu teslim etmezsem... ...yarın çocuk hırsızı diye gazetelerde resmimi görürsünüz. Hay Allah, gene kim acaba? Kim olursa olsun şu tavuk budunu aklamadan bir yere kımıldamam. Açlıktan züğürt kesesine döndüm İdem be! Ben giderim, tembel sen de! Tembelmiş! Hanımefendi yok mu? Hasta yatıyor, ne varsa bana söyle. Ben çamaşırcı Şerife'nin kardeşiyim. Ablam çamaşıra söz vermişti yarın için ama sancılandı birdenbire. Dün sabah ikiz çocuk doğurdu, gelemeyeceğini söyleyeyim diye uğradım. Peki, ben söylerim hanım. Sevim gecikti. Bir aksilik çıkmasa bari. Geldi bile. Neymiş? Hiç. Çamaşırcı ikiz doğurmuş, yarın gelemeyecek diye haber göndermiş kız kardeşiyle. Abici bici! Çamaşırcı ne yapmış dedin? İkiz doğurmuş! Kız kardeşini salıverdin mi? Ne yapacaktım? Savdım tabii! Allah! Tamam! Dua edin ki benim gibi vefakar bir dostunuz var. Çamaşırcının çocuklardan birini ayarladım. Aman, pek büyük bir iş yaptın sen. Kendim doğursam gene size yaranamam zaten. Ben gidiyorum. Peki ama ben tam bebekle döndüğüm zaman Suat burada olursa? Dışarıdan ıslık çalarsın, Suat yoksa perdeyi aralarız. Olmaz olmaz, ıslık dikkati çeker. Ne yapmam lazımsa karar verin hadi! Miyavlarsın! Kedi miyim ben be? Kızmasana vefakar dost, anır demedik, miyavla dedik. Peki anırım şey, miyavlarım. Şu pilici gene haklayamadık ya, siz ona bakın! İşte kızımız, bu da bezleri! Teşekkür ederiz! Biz de paraya teşekkür ederiz! Eve kadar bekleyemez miydi? Kızmayın canım, çocuk şeyi alt tarafı! Şey ya, ona bakın siz! Oldu mu bu ya? Ne oldu mu? Olmayan ne? Canım, hasta hasta kalkılır mı yataktan?
Senin bir müddet hiç kımıldamaman şart. Bravo! Azıcık çatın şu Fatoş'a. Hiç söz dinlemiyor. Çocuğu görmek istedim de. Canım güzel, tam anaca bir istek. Ama yataktan kalkmak olmaz ki. Dur ben onu sana getireyim. Ay yok yok yok, uyuyor. Uyuyor ya. Öyle mi? Ben de onu göreyim diye tıraş olup süslendim ya. Uyansın da öyle. Günah yavrucağı. Zaten çok az uyuyor. Doktoru da uyurken hiç el sürülmemesini söyledi. Hatta yüzü açılıp bakılmamasını tavsiye etti. Peki doktor kim? Doktor kim? Evet canım, şu doktor kim? Evet kim? Doktor kim? Evet kim? Doktorun adı. Hamdi. Tamam Hamdi. Tamam Hamdi mi? Yani Hamdi tamam. Adı Hamdi, soyadı tamam. Yani tamam Hamdi, Hamdi tamam. İstanbul'un en iyi çocuk doktoru. Öyleyse telefon edip ideal bir baba olmam sıfatıyla hemen kendisine teşekkürlerimi bildireyim. Suat diyecektim ki. Hadi söylesenize. Acaba bu saatte etmek doğru mu? Belki kızar. Haklısınız. Tabii bunu düşünememiştim. Hanımlar, çok naziksiniz. Bu telaşınız arasında bir de bana yemek hazırlamayı unutmamışsınız. Tavuğu sevdiğimi hatırlaman da ayrıca büyük bir incelik karıcığım. Hem açım hem yorgunum. Bu piliç bana ilaç gibi gelecek şimdi. Tabii şekerim. Yatsanız. Yorgunluğa bundan ilaç yoktur. Sahi, sen öbür odaya git yat ha. Yok canım, yatacak olsam şurada divanda kıvrılıverim, ne olacak? Vallahi rahat etmez içim. Ben karımla çocuğumun odasında yerde bile yatarım yani. Kedimi aldınız eve? Yok. Mart değil, Nisan değil. Ne oluyor bunlara böyle, anlamadım ki. Onlar da şaşırdılar miyavlayacakları zamanı. Daha neler göreceğiz. Kazık kadar herif neredeyse dama çıkacak. Kim bilir hangi kattaki yavuklusuna işaret veriyordur. Çapkın da yaman şey. Sesi de epeyce kart. Eski kurtlardan olacak bu kedi. Hem de ne kurt. Miyavaj! Aman, bu da kabak tadı verdi artık canım. Bıraksak bütün gece miyavlayacak yani. Dur Suat, nereye gidiyorsun? Yani şu emekli çapkını kovmaya. Bırakalım da çocuğumu uyandırsın yani. Doktor, kedi miyavlaması bebeklerin ninni gibi gelir dedi. Yok canım, bunlar hep yeni icat. Ninni gibiymiş. Ninni'nin kendine has ruha işleyen bir ahengi vardır. Bak mesela... Dandini dandini dastana... Danalar girdi bosta... Ama bu zamparanın sesi yok be, böyle hikaye. Ne yapacağız? Bayıldı! Bayıldı! Miyav! Miyav! Demek miyav ha? Anlaşıldı. Parola bu. Yaz! Müşterinin evinde bir dalga dönüyor. Parola miyav! Doktora telefon edelim öyleyse. Numarası neydi? Bilmiyorum. Santraldan söyle. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Makas! Çabuk! Ay fenalık var! Geliyor! Ay dayanamayacağım! Alo? Hay Allah! Santral cevap vermiyor! Cevap vermiyormuş. Al şunu sakla. Kendine gel. Doktorla konuşmanın imkanı yok. Doktordan evvel biraz kolonya getirseniz. Banyoda olacak. Ben ararım doktoru. Peki, gitti. Öldüm ya. Alın şunu. Bu da küçük hanımın bezleri. Ne? Küçük hanım mı dedin? Yani kız mı bu? Evet. Aptal mısın sen? Ne yaparız şimdi? Erkek doğurtamazdım ya, bunu bulduğuma şükredin. Geceyi bununla idare edin, yarın bir erkek buluruz elbet, hadi. Bırak şimdi bu boş lafları da şunu... Al da Huriye kadına götür. Daha yemeğimi de yiyemedim. Neyse, tavuk budumu alayım da yolda yerim. Eyvah! Budumu yemişler! İşte kolonya. Hayrola, nereye böyle? Hiç, şimdi geleceğim. Ne var orada? Nerede ne var? Canım, tavanda değil, pardüsünün altında ne var? Pardüsünün altında, hiç! Bu mu hiç? Sen benim çocuğuma nasıl hiç diyebilirsin? Hem pardüsünün altında işine! Hava aldıracaktım, hava! Doktorun tavsiyesi! Evet!
Doktormuş. Doktor şimdi ya. Başlatacaksınız doktorunuzdan. Benim bildiğim bu saatte çocuklar bu saatte yatarlar. Oğlumu şimdiden kendin gibi serseri yapacaksın. Aa, estağfurullah. Hadi, hadi. Aman da bana bana bak. Aman bir tanem benim. A bu ne? Şimdi cevap versenize bu ne? Temküm etmeyin de cevap verin, bu ne? Öteki. Öteki, öteki. Nasıl öteki? Nasıl? Yoksa şey mi? Evet, şey. Şöyle ya. Yani ikiz mi? Evet. peki ama neden bunu daha evvelden söylemiyorsunuz? Sen de öteki oğlumu neden pardesünün altına saklıyorsun? Sürpriz olsun diye. Sürpriz olsun diye, tabii sürpriz. Bak hadi, ne babaymışım yani, baba, değil mi? İki oğul birden. Adı ne bunun? Adı Suat. Öyle, Suat tabii, Suat. Haşmet olacak diye ya. Tabii. Bıcı bıcı bıcı. Şunu bir çıplak göreyim, ne olur. Olmaz, olmaz. Olmaz, üşürler kardeşim, hem acelenle. Sonra görürsün. Şimdi görüyorum. Olmaz, olmaz. Üşürler, üşürler. Peki ama bunun beşiği nerede? Beşik, beşik. Evet. Beşik, beklemiyorduk ki şekeri. Beklemiyorduk. Beklemeliydiniz. Benim bir toptancı olduğumu, hiçbir şey tek almadığımı bilmiyor musunuz? Kapı. Kapı, kapı çalınıyor, ben gidip bakarım, bakarım. Yakayı ele verdin çocuk eşkıyası. Nerede çaldın çocuk? Onu almadan şuradan şuraya gitmem. Aman ablacığım, kulun kurbanı olayım, yavaş konuş. Saati tamam, getir çocuğu. Senin saatin de tamam olur inşallah. Yok bir şey, yok. Bana biraz daha müsaade. Bari git çamaşırcının öbür çocuğunu al gel. Pardesümü giyeyim de. Biraz sabredin, şimdi gelecek. Beni fazla beklemeyin. Bu ne gürültü böyle? Bana azıcık müsaade, şimdi gelirim. Dur ya, nereye? Biraz hava alacağım, hava, hava. Sana da mı doktor tavsiye etti? Otur şöyle canım. Ortağın, dostun havadan daha mı emniyetsiz nerede yani? Nerede kaldı bu geveze katil? Ha? Bu korsan kılıklı hırsız nerede? Pencereden filan mı kaçtı yoksa? Ay, yavaş konuş, ne olur. Neden yavaş konuşuyormuşum? Kimden korkum var benim? Bu da kim ya? Süt nine. Süt nine ya? Niye bağırıyor peki? Sütü bozuldu, kovduk. Ha? Biraz da aklı bozuk. Tutturdu mu çocuk sizin değil diye? Ne olacak? Terelelli işte. Bırak, ay, onu tutuyorsun, bırak. Anlaşıldı. Hepiniz birlik olup çete kurmuşsunuz. El alemin çocuklarını çalıp çalıp satın bakalım. İyi vallahi. Biz hırsız filan değiliz hanım. Hele senin suratının badanasını hiç beğenmedim. Rahmetli Fazla Kara'dan kork derdi. Benim tonton ablacığım, bakma şu kömür sultanına sen. Durup. Gel bak, sana neler söyleyeceğim, hadi gel. Bu da ahlaksız ama hiç olmazsa dili tatlı. Gel benim sultanım, hurilerin hurisi, gel gel. Bu kadın tehlikeli. Ben derhal gidip yakalatayım onu bari. İyi edersin. Boğazıma sarılacak diye ödüm kopya be. Hala titriyorum. Ben onun icabına baktırırım. Siz hiç merak etmeyin. Alın şunu. Al şunu. Ablacığım, bana 5 dakika izin ver. Bir çocuk bulup senin malını iade edeyim. Olmaz. Anca beraber, kanca beraber. Ya öyle mi? Yetiş öyleyse. Hay Allah, gözünü kör et. Dur diyorum sana, dur. Ah güzel evladım, şu adama yetiştiriver beni, hadi! Atlanın teyze! Buna da nasıl binilir bilmem ki! Hadi evladım, elini çabuk tut biraz, kaçtı, kaçtı! Dur diyorum sana, dur! Harami! Çocuk çalmak ne demekmiş, ben sana göstereceğim! Kaçamazsın, dur! Allah! Dur! Of, ayağım, ay! Seni dalavereci hınzır seni! Seni düzenbaz! Ablacığım, gözünü seveyim ablacığım, benim melek huylu ablacığım! Melekler götürsün seni, abla. Benim elimden katil Muzaffer kaçamadı da ölene kadar nikahımda tuttum, sen kaçacaksın! Abla, abla vurma, vurma, vurma ablacığım, sen de vuruyorsun, imdat! Dostlarım, başım dertte! Hayrola? Yavrularımın, eşimin ve ammenin menfaati namına, yuvamın selameti adına bu huriye denilen deli kadını yakalamalısınız. Sütünün dönmesi başına da vurmuş. Bu her ne kadar emraz akliye ve asabiye servisini alakadar ederse de sizin için bir kolaylık gösteririz bitti bir. Çok teşekkür ederim. Efendim en mühimi kadının sütü bozuk, sütü. Sütünü boş verin. Yakalamamız için aklının bozuk olması kâfi. Zaten biz kendiliğimizden de faaliyete geçmiştik. Önce karakola gidecektim ama daha evvel size başvurmayı daha uygun buldum. Gayet münasip düşünmüşsünüz. Teşekkür ederim. Planımız şu.
bendeniz kahraman bir bekçi kıyafetinde sokağa dikilirim. Güzel. Zat halinizde de bir düdük. Ben de. Aşağıdan evvelallah hava bile anafor edemez ben varken. Güzel. Baktın sütü bozuk yukarı çıktı. Çıktı. Bir düdük, ben biz şıp yukarıdayız. Oldu. Buyurun hep beraber çıkalım, buyurun. İşte Haşmet de geldi. Ne oldu? Bu halin ne? Dayak yedik sayenizde. Huriye'yi atlattım, tam çamaşırcının evine giriyordum ki kafamda bir şemsiye... Ayyoo! Peki çocuk? Canımı zor kurtardım, çocuğu nasıl alayım? Çocuk! Anneciğim, şimdi bir de bunlar başladı. Sen içeridekilerle uğraş, ben gidip çamaşırcının çocuğunu alayım bir koşu. Ben de elbise değiştirip şu bostan korkulu kıyafetinden kurtulayım. Hay Allah, bu aşağının anahtarı. Bizimki nerede? Anahtarı kaybetmenin de tam sırasıydı. Ah, dua etsin kurtuldu elimden. Şimdi bir yakalayıp, lokma lokma edip sokak köpeklerine atmazsam... ...bana da koca boğan Huriye demesinler. Haraniler! Açın kapıyı! Açın diyorum, açın! Açın diyorum kapıyı, yoksa pervazı ile beraber alacağım aşağı. İğne deliğine girsen kurtulamazsın elimden. Seni hınzır seni, seni gözü kör olası. Bak sana neler yapacağım. Hele bir elime geç, göreceksin sana neler yapacağım. Ha? Ha? O serseri salçası hırsız geldi mi buraya? Mutfaktadır öyleyse. Bütün suçlular ya mutfakta ya kömürlükte saklanırlar. Ben gösteririm ona. Sen mi sakladın o çocuk tüccarını? Yoo, ne münasebet! Bir de gardıroba bakayım, orayı unuttum! Bayım, benim size demek istediğim şu, ben buradayken... ...siz hiç merak etmeyin, davanız emin ellerdedir. Sen şu köşeyi tut! Baş üstüne! Ben nereyi tutayım patron? Her naneyi bana sormayın be, tutacak şey mi yok? Bul bir şey, tut işte! Asayiş Berkemal'dir beyefendi. Benden vize almazsa bu sokaktan sinek bile çıkamaz. Sağ olun, ben yukarı çıkıyorum. Biz de pencereden sinyal bekleriz. Güzel. Oradan bir düdük üfle, biz tak yukarıdayız. Küt derinin üstüne, yüp sarıp sarmaladık mı, iş tamamdır. Güle güle. Orada mısın? Çocukları içeri aldım da. Korkacak hiçbir şey kalmadı canım. Hususi hafiyelerim tertibat aldılar. Artık o deli karının eve girmesi bir yana... ...mahallede bizden izinsiz yabancı kuş bile uçamaz. Ama sen niye oradasın? Sevim'in işi çıktı. O gelene kadar çocukların başında durayım dedim. Sen yat hayatım. Ben beklerim. Hadi. Peki Caniko. Şşt, benim ben! Ne var Fatoş? Ört! Bir şey değil, bir fare geçti de! Ah benim minik karıcığım! İkiz çocuk doğurdun, hala şu kadarcık fareden korkuyorsun! Gel seni öpeyim de sinirlerin yatılsın! Biri ah mı dedi? Yo, sana öyle gelmiştir herhalde! Ben aslanları yalnız bırakmayayım! Hadi sen de yat uyu canım, hadi benim. Deli, ne işin var burada? Huriye'den saklanmak için girdim. Bir aksilik çıkmadan yetiştirebildin mi bari? Yetiştirdin ama Suat içeride. Nasıl değiştireceğiz? Suat'cığım! Efendim Fatoş! Ayaklarım üşüyor. Mutfaktan bir yota sıcak su koyup getirir misin? Tabii şekerim! Çöp. Aslanlarım! Açlıktan da ölüyorum! Amma da pis boğazsın! Al şunu, pardösünü de giymeyi unutma!
Merhaba. Merhaba. Ne melirsen be? Hiç, şey oldum da birden. İyi misin? Çok şükür, siz nasılsınız? Daho! Daho nasıl sen? İyiyim dedik ya. Ne bozulursan be? Bozulmuyorum ama yol verdi geçeyim. Nerede oturursan? Burada. Nereye gidersen? Sana ne ya? Huduttan geçmiyoruz ya. Ben ha? Buranın savaşı her şeyi bana sorulur. Polisin altında ne var? Hiç. Hiç böyle şişer mi ki? Uy, çocuk mu? Çık bakalım yukarı. Neden? İnzibat böyle değil. Ama ben gel... Sabotaya karşı asilik mi edersin? Yoo, etmiyorum, çıkıyorum, çık bakalım yukarı. Çıkıyorum. Kim? Ense. Etraf. Tamam. Ne oluyoruz? Hiç, yani malum doktor, hava meselesi, hava. Canım, aklınızdan zorunuz mu var Allah aşkına? Bırakın şunu uyusun. Ne oluyor orada? Uyandılar da. Tabii ya. Böyle ikide bir gezmeye giderlerse tabii uyumazlar. Tut şunu. Gel canım sen babana. Gel bakayım yavrucuğum. Aman 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 aman. Ver Haşmet'i de ver. Şunun benim. Bu ne? O şey. Çocuk. Peki canım, kör değiliz, görüyoruz. Çocuk ama kaçıncı çocuk? Bir, iki... İkiden yukarısını bilmez misin sen be? Biliyorum. Üç. Ay, 300 yani. Evet, 300. 300 ya. Ha, 300. Peki ama niye hepsini birden göstermediniz? Heyecanlanmayasın diye. Ya. Ne adammışım be. Ortağına bak da ibret al tembel ha. Ben çocuk bahsinde bile böyleyimdir. Bir sermaye yatırdım mı en az 3 misli kar alırım. Her işte sağ kolun olduğumu unutma. Çocuk bahsinde ortaklık kabul edilmez. Münakaşayı kesin canım. Peki bunun adı ne? Adı? Adı değil mi? Evet, adı. Neydi adı? Adı. Adını soruyor. Adı neydi? Fatih. Fatih ya! Harbiye Fatih! Fatih mi? Evet, Fatih! Yani Fetih'ten Fatih! Fetih'ten Fatih! Fatih ya! Daha varsa saklamayın yani, 4., 5. filan! Yok, başka kalmadı vallahi. Yani ben de bu kabiliyet olduğunu bilseydim, biraz daha gayret edip 4'e 5'e çıkartırdık. Yakalatacağım! Ben yardım ekibine haber vereyim. Bakalım bu sefer elimden nasıl kurtulacaksınız? Oley! Vukuat var! Gelin! Gelin benim! Çık oğlum! Sizin gibi haydut bozuntularını hamam kiri diye keselerim be! Birlik olduğunuzda size pabuç mu bırakacağım sanıyorsunuz? Yo, böyle bir şey sanmadık. Çocuğu almadan öldürseler eşikten dışarı bir adım atmam. Koni nomina eledi koli. Masa çıktı. Ayol sen ölü yıkayıcı Safinaz'ın oğlu İpsiz Sami değil misin? Vay Huliye teyze! Bekçi mi oldun ayol? Vazife icabı teftil geziyorum. Şu deliği yakalamıyor musunuz? Yo, kendisini tanırım be abi, mahallemizin gülüydü. Efelikten yana ilk dersi ondan aldık. Biraz eli maşalıdır ama muvazenesi İngiliz bisikleti gibi tamamdır. Öyleyse yalancı. Yalancı senin babandır. Huriye kendine gel. Çocuk benim diyorsa onundur. Fatoş Hanım! Ne istiyorsun? Ablam gönderdi. Kocası çocuklarını aldınız diye kızmış, geri istiyor. Ne çocuğu? Ablamın çocuğu! Dede! Onlar benim içizlerim. Bu çocuk bizim yuvaya ait. Bunlar da ablamın. Ver bakayım, ver diyorum. Yürü, burası haydut yuvası. Peki, ya bizim içizler nerede? Yok. Yok mu? Yok. Ay, yok mu? Yok! Yok! Suat! Kendine gel oğlum, Suat! Eyvah! 118, 119, 120... Kapı yuttu! Suat! Suat kardeşim! Kendine gel ya! Nasılsın? İyisin değil mi? Suat'cığım! Demek oyuna geldim. Ve bunu da sen yaptın, öyle mi?
Seni sevdiğimden Suat. Eve dönmeni istiyordum. Seni eve döndürecek tek şey de çocuktu. Evlatlık alıp çocuğun olana kadar idare edecektik. Tabii, her işte olduğu gibi bunu da Arap saçına çevirdin. Çabuk elbiselerimi verin bana! Nereye? Suat, dur ya, dur! Beraber gazinoya gittiğin o serserinin kim olduğunu öğrenmeden seninle bir yatakta yatmam. Canım yeter artık, unutun o hikayeyi! Unutun o hikayeyi canım! Hafiye, hani elinden hiçbir şey kaçmazdı? Kaçtı mı sandınız? Katip! Efendim? Yapma! Sana her yerde turist olmaz demedik mi? Fotoğraf! Buyurun! İşte aradığınız lakayada! Ne? Alçak! Sen miydin? Geberteceğim seni! Bırak da ben geberteyim o namussuzu! Stop! Teyfi ver! Haber! Ailemizle! Her beraber görüneni mortlatırsak, dünyadan dazlak kalır! Her meselede soğukkanlılık lazım! Ne lazımmış katip? Soğukkanlılık lazımmış! Ne lazımmış? Soğukkanlılık! Ekutar! Şu anda kollarımdaki erkek Suat olsaydı... Senin yerine de sevim olamaz mıydı yani? Bizi neden haksız kıskançlıklarla kırıyorlar? Ne buyrulur? Tebrikler! Boşuna günahını aldım Fatoş, affet beni! Çapkın nişanlım benim! Gel! Perde!